Arkadaşlar, adalet kelimesinin yanına vicdan kelimesini koydular ve aslında herkes için adalet yoksa hiç kimse için yoktur. Demek için buraya geldiler. Ben de burada Yoğurtçu Park'ta bir mahalleli olarak evim çok yakın. Onları ziyarete geldik işte. Elimizden gelince onları ağırlamaya çalışıyoruz. Bugün artık yani adalet diyen milyonlarca insan yeniden buluştu adalet yürüyüşünde. HDP bunu da kucaklayacak tarzda, yani bu milyonları da kucaklayacak tarzda aslında bir çağrı yapıyor, bir anlayışı örgütlemeye çalışıyor. Buradan hepimizin bir arada nasıl duracağını, HDP'nin bu çağrısına verilebilecek en iyi olumlu yanıt, bu milyonları bir arada tutmanın formülü her neyse onu üretmekten geçiyor. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de barışçıl protesto hakkı, barışçıl gösteri hakkı temel bir haktır. Ama bugün burada, İstanbul'da, Kadıköy'de, Yoğurtçu Parkı'nda bunu bile kullanmak mümkün değil. Bu toplantıyla dayanışma göstermek isteyen yurttaşlarımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bile buraya gelmesi mümkün değil. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bu aynı zamanda hükümetin, iktidarın adaletten ve dayanışmadan ne kadar çok çekildiğini ortaya koyuyor. Ama biz bunu büyüteceğiz ve birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi adına vekillerimizin direnişini destekliyoruz. Onlara sevgi, saygı, selamlarımızı getirdik. Mutlaka direnenler kazanır. Topluma dayatılan teslim olma ya da direnme seçeneğidir. Biz direnme seçeneğini seçenleriz ve mutlaka direniş her zaman olduğu gibi insanlık tarihinde bu kez de kazanacağız.